Selamlar herkese. Herkese merhabalar. Evet dostlar, bugün açılışı Zeynep'le yaptık. Bugün Zeynep'le işlerimiz var. Değil mi Zeynep? Evet. Bugün köpeğimize kulübe yapacağız. Bayağıdır köpeğimizin kulübesi yoktu. Artık 3 yaşına geldi. Artık bir kulübesi olsun diyoruz yani, yeter diyoruz değil mi Zeynep? Evet. Yatacağı bir yer olsun. Arkada gördüğünüz oturan üstünde yatıyor normalde gelip. Ama en azından diyoruz ki yağmur yağdığı zaman falan korunacağı bir yer olsun. Kendi yeri olsun. İçeri minder falan da yapalım. Değil mi Zeyno? Evet. Bugün çakıp çıkıyoruz yani. Yani bir şeyler yapıyoruz bugün. Ne yapıyoruz? Kulübe yapıyoruz. Evet. Köpeğimizin kulübesini kendimiz yapıyoruz. Evet, hadi yapalım o zaman. Kanalımıza abone olduğunuzu, dört devirinizi hep beraber videomuzda getirelim. Öncelikle şöyle iki tane kapı yanımız var. Bu kapı yanıyla... İki tane var bundan. Bulabilirsen bir tane daha çok iyi olacak. Bu kapı yanıyla alt çerçevesini yapalım diyoruz. Yani şöyle koyacağız. Bir alt çerçeve yapacağız. Onun üzerine ben yanlardan ya da içlerden ağaç çakmaya başlayacağım. Dikdörtgen bir kutu yapacağız. Üstüne sonra üçgen bir çatı yapacağız. Ama bunları kullanmamın sebebi üstünden başlayalım ki burası kulübe biraz yüksekte kalsın. Yağmur falan yağdığı zaman içine girmesin diye biraz yüksek yapalım diyoruz. Metremiz kayıp ne yazık ki. O yüzden biraz göz kararı ölçüyle olacak. Bir de şey yaptık yani. Biraz göz kararı ölçtük bakalım. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Değil mi Zeynep? Evet, sonra tut, tamam mı? Sıkı tut. Sağlanmış içi. Şişir gibi gözüküyor ama içi sağlam. Hemen hemen. Zaten ben de böyle düşünmüştüm. Zeynep. Tut bakayım. Sıkı tut. Bas üstüne. Otur bakayım üstüne. Heh. Yap tamam. Öyle dur, tamam mı? Kalkma sakın. Tamam. Bu arada dostlar, şunun açıklamasını yapayım. Yani çok sayıda yazan var. Özelden yazan var bizi düşündükleri için. Yani bizim iyi olmamızı istedikleri için. Videoların bazılarında bir nefes sesi geliyor ve hırıltı sesleri var. Bunun farkındayız. Ama vaktimiz yok. Şu şekilde vaktimiz yok. Benim ameliyat olmam gerekiyor. O yüzden o hırıltı sesleri geliyor. Yani benim kilomdan ya da bir başka bir şeyden kaynaklı bir durum değil bu. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Kilodan kaynaklı değil. Yani benim sadece burnumun kırık, farkındasınız. Yani burnum kırıktı. Benim yamuktu şu an, farkındasınızdır belki. Ameliyat oldum bir devlet hastanesinde İstanbul'da ama doktor bunu tam olarak yapamadı. Yapamayınca burun döndü. Burun bu tarafa dönünce bu tarafım komple benim tıkalı kaldı şu an. Yani ondan kaynaklı nefes alamıyorum. Nefes alamakta zorlanıyorum. Mecbur ağzımı açıyorum.
nefes alırken bu sefer de horultu yapmaya, hırıltı yapmaya başladı. Çünkü zor nefes aldığım için o yüzden hırıltı yapıyor. Yani bunun bütün sebebi bu. Ameliyat olacağım ama işte vakit bulamıyoruz bir türlü. Olamıyoruz şu an için. İnşallah olacağım. Daha lazım. Bu dördünü birleştirip bunun üstüne bizim oradaki sultalarla şey yapacağız. Alt taban oluşturacağız. Ben diyorum ki kare olsun ya. Şöyle bir şey olsun ya. Aynı ölçüde olsun bunlar arkalarında. Rahat kesin içine yatsın değil mi? Bir daha keseceğiz. Atla bakalım. Şöyle tut bakayım bir dakika. Boyu kadar zaten. Düşürme. Yetmez. Dur düşürme alacağım şimdi. Şimdi dostlar alt kasasını oluşturduk. Biraz yüksekte kalsın, yağmur almasın dediğimiz gibi. Bu alt kasa sağlam şu an. Üstüne bu dolap parçalarını monte edeceğiz. Ama şu ortası ber vermesin diye ayak yapacağım şunlardan. Şu tahtadan. Seki tamam. Gördün mü Zeynep? Bunu çıkabiliriz. Thank you.
Şimdi Zeyno. Ne yapıyorsun Zeyno? Dur bakayım şeyleri düzeltelim. Bunlar geri dönüşüm çivilerimiz. Kümesten söktüğümüz çiviler. Değil mi Zeynep? Evet. Evet dostlar, o oyuncu değişikliği oldu. Özlem geldi. Artık baktım bu Zeynep'le yapılacak işten çıkıyor. Zeynep'ten zor oluyor. Bu önünüzde bu, ben önce arkayı çakmam lazım ki ona göre ön çıksın dışarıya. Arkayı sıfırlayacağız ya. Şunu vereyim istiyorsan. Kırık ama. Şöyle. Orayı sıfırlayacaksın şunu arkada. Olacak tabii, bir tane buraya atacağız. Ne yapacağız? Buraya da atacağım bir tane şimdi. Evet. Olmaz mı ya? Ben yapayım. Şimdi arkasını ne yapacağız? Hı? Arkasını şuraya da atayım. Yatıracağız. Arkasını şu dolaptan parçalarını çekeceğiz. Çakacağız üstünde geçeceğiz. Dön bir dön böyle. Parça vardı ya, bak şuradaki ağaç. Şurada bunu ayar. Şöyle sıra mı yapalım, nasıl yapalım değil mi? Şimdi bir dakika. Tutsana. Bir de can ya. Çivinin ben var ya. Nefret ediyorum çividen. Çividen nefret ediyorum. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum çividen nefret ediyorum. Çivi kadar kötü bir şey yok. Hiç alışamadım şey. Çat çat çat, baksana ya. Uğraşmaz değil mi ya abi çivi? Vallahi ya. Şimdi orası tutuyor da tutmuyor.
Sana doğru yapıyorum. Yok, tamam öyle geçeceğiz. Sen onun yerine oraya çek. Açık sağ ol. Ama şuralar kırmamızdan havaya kalkacağız. Dur sen de oradan, bir şey olmaz. Dur. Havaya kalkacaksın bir anda. Yavaş çekeceksin yine. Açalım. Neyse yapıyorum, tamam. Bunu böyle koyacağız üstüne. Kapakla zaten çerçeve atmıştı. Atmıyor mu? Bunu şey atıyor herhalde. Hepsi atıyor, yani bunu atıyordu. Yani artık... Çek şey var senin. Nerede? Bak burada masanın üstünde. Hep sakırdı bakayım, mobilyacı kırarsın bizi. Ben şeyler sök. Diyeceğim hadi. Çoy. Yetmez çoy. Çoy. Kulübemizin son hali. Kapısını falan da yaptık bu şekilde. Yani buradan girip çıkacak. Bayağı bir zor oldu yapması. Elimizdeki imkanlarla yaptık. Malzeme bulmak da açıkçası bayağı zor oluyor. Son hali bu. Şimdi çatısını yapacağız. Şöyle göstereyim. İçinin büyüklüğü bu şekilde. Bence ideal çünkü bizim kızımız biraz yayılarak yattığı için bu ona yetecektir yani. Bence güzel oldu. İç falan da geniş oldu. Bayağı iyi oldu yani. Şimdi çatısına geçiyoruz. Evet Gökçen'cim. Bugün akşam ettin valla. Güzel oluyor ama. Evet, şöyle karşıdan tekrar göstereyim. Biraz dağınığız, çamaşırlar, mamaşırlar bayağı bir dağıldık yani. Evet, bakmayın. Bugün hiçbir şey şey yapamadık vallahi. Geç saatte ettik. Özlem normalde bugün evin içinde temizlik yapacaktı. O da kaldı. Özlem'in temizliği de kaldı. Benim sayemde vallahi. Kusura bakma. Çünkü Zeynep'le olmayacaktı hiçbir şekilde. Belliydi yani. Mecbur. Şu an için böyle yaptık çatımızı. İçerisi çok güzel oldu. Çok geniş oldu. İçeriye bu arada bu 1-2 milimlik mavi straforlar var. Mavi straforlar var. Onlardan alacağım. İçini onlarla kaplayacağım. Komple. Sıcak onlarla kaplayacağım. Olacak. Daha sıcak bir ortam olacak. Tabii içinin ayrıca bir halısı, mindere falan olacak. Buranın. Üstüne alüminyum çatı malzemelerimiz var şurada. Yettiği kadar onlardan koyacağız. Bakalım yeter mi etmez bilmiyorum. Biraz geniş oldu. Uzun oldu bayağı aslında. Onlardan koyacağız. En son bitmiş halini göreceksiniz. Ama bugünlük yani benden bu kadar artık. Cidden yoruldum. Karnım da hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Kahvaltı bile yapmadım. Direkt ona başladım yani. Öyle söyleyeyim size. Bir kahve içtim. Kahve sonra direkt ona başladım. Akşam ettim yani. O derece. Bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.